Merhaba. Radyo Zulu'dan hepinize kucak dolusu sevgiler. Ben İlhan Özulu. Sizlerle her pazartesi akşamı Los Angeles saatiyle 19.30 ile 21 arası birlikte olacağım. Programlarımı ozulu.listentomyradio.com adresinden bilgisayar ya da akıllı telefonlarınızdan canlı olarak dinleyebilir ve isteklerinizi Facebook, Twitter veya web sayfamdan da chat olarak gönderebilirsiniz. İyi eğlenceler. Bu haftaki programın ilk şarkısını değerli müzisyen, dünya çapında piyanist Fazıl Say'ın İlk Şarkılar isimli yapmış olduğu yeni albümünden kısa örneklerle sunuyorum. Şarkılarda seslendiren Serenat Bağcan. Fazıl Say'ın piyanosu. Fazıl Say'ın piyanosu ve Serenat Bağcan'ın sesiyle Fazıl Say'ın yeni albümü ilk şarkılardan örnek verdik. Sıradaki şarkımız Alisa Viejo'dan Acalia Heron. Arkadaşları Sibel ve Burak için istiyor. Ezgi'nin günlüğünden Aşk Güzel. Bahçenin noksanıydım tamam.
Achille Hearn, arkadaşları Sibel ve Burak için istemişti. Ezgi'nin günlüğünden Aşk Güzel. Sıradaki şarkımız Doğa için Çal, Selvi Boylum Al Yazmalım, Çiçek Abbas ve Devlerin Aşkı. Thank you.
Mavilerin Aşkı Doğa İçin Çal grubundan dinledik. Ve yıllar öncesinden bir şarkı geliyor. Türkçe flamenco gibi bir müzik. Ege'den Ah Yaz Aşkım. Ege'den dinledik Yaz Aşkım. Gökhan Özen'den Daha Erken. Geceyi salla hadi müziği kısma, İstanbul daha erken.
daha erken, İstanbul daha erken. Alisa Viejo'dan Açalya Hero'nun istek şarkısı. Aşkın Nur Yengi'den. Ay inanmıyorum. Huntington Beach'ten tüm Koç ailesinin istek şarkısı geliyor. Fatih Kısa Parmak'tan Sonuna Kadar. Aşkımsın, sınavımsın, hiç mi hiç dinmeyen sanağımsın. Ben rüyamda bile
yalnız seni sevdim. Dört kitap üstüne yemin ederim. Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim. Dört kitap üstüne yemin ederim. Sonuna kadar, sonsuza kadar. Sonuna kadar, sonsuza kadar. Gölgen olurum, can suyum. Sonuna kadar, sonsuza kadar. Seni bırakmam bir tanem. Sonuna kadar, sonsuza kadar. Sonuna kadar, sonsuza kadar. Seni şimdiden özledim. Şimdiden özledim seni. Sen kapıdan daha çıkmadan bir hasret kasırgası patlar içimde. Kanar gözlerim, ciğerim yanar. Bulutlar tutamaz gözyaşını. Çiçekler boynunu büker. Yıldızlar bir bir iner denizlere. Ve bir güvercin kanatlanır yüreğimden. Kar beyazı bir güvercin senin kalbine konar. O an tutuşur şiirler, şarkılar yanar. Tek tanem, büyük aşkım, ağır sevdam. Ben yalnız seninle varım. Sonuna kadar, sonsuza kadar. Sonuna kadar, sonsuza kadar. Sonuna kadar, sonsuza kadar. Gölgen olurum, can suyum. Sonuna kadar, sonsuza kadar. Seni bırakmam bir tanem. Sonuna kadar, sonsuza kadar. Sonuna kadar, sonsuza kadar. Sonuna kadar, sonsuza kadar. Sonuna kadar, sonsuza kadar. Gölgen olurum, can suyum. Sonuna kadar, sonsuza kadar. Seni bırakmam bir tanem. Huntington Beach'ten Koç ailesi için çaldık Fatih Kısaparmak'tan Sonuna Kadar isimli şarkıyı. Evet, bu haftaki konuğum Galatasaray'ımızın ve milli takımının efsane kalecilerinden Sayın Yasin Özdanak. Şu anda telefon attığımızda. Merhaba Yasin Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun katıldığınız için. Programımıza ilk kez bir spor adamı katılıyor. Çok büyük bir renk kattınız. Sağ olun, var olun. İlk soru... Çok teşekkür ederim. Ben hem size iyi geceler hem de bizi dinleyenlere buradan iyi geceler diliyorum. Tabii saat farkından dolayı kimilerine iyi günler, kimilerine iyi geceler diyelim. İyi akşamlar. Aynen, çünkü bu internet üzerinden bir yayın olduğu için Avustralya'dan, Türkiye'den, Avrupa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, Amerika'nın her tarafından dinleyicilerimiz var. Dolayısıyla saat var. Bizim vatandaşlarımıza buradan sevgi, selamlar diyelim. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler, sağ olun. Bize biraz kısaca siz kendi spor yaşamınızdan biraz söz eder misiniz? Biz sizi ayrıca abiniz Sayın Gökmen Özdenak'tan dolayı da biliyoruz. Sizin birlikte oynadığınız yıllardan da hatırlıyoruz. Buyurun, mikrofon sizde. Şimdi ben tabii Galatasaray esasında İstanbulspor'da futbola var. 2 sene İstanbulspor'da oynadıktan sonra 67 senesinde Galatasaray'a geldim Gökmen'le beraber. Aşağı yukarı 10 sene oynadıktan sonra New York'a o zamanlar 75-76 senelerinde New York Cosmos takım vardı. Bu Pelé'nin, Beckenbauer'ın oynadığı. Evet. Oraya transfer oldum. 5 sene oynadım, 2 sene hocalık yaptım. Sonra işte iş ticaret falan derken Türkiye'ye döndüm 96 senesinde.
Gazetecilik, yorumculuk yaptıktan sonra 2000 senesinde Fatih Terim beni Galatasaray altyapısına sorumlu yaptı. Koordinatör olarak 2 sene orada çalıştım. Sonra 2 sene Rüşescu ile beraber 2001-2002-2003 senesi şampiyon olduk onunla beraber. Sonra ben ayrıldım. Evet. Avustralya'ya gittim. Orada 3 sene kaldım. Bir Ay Yıldız, bizim Türkleri, kökeni Türk olan bir takım olan Ay Yıldız'la beraber 3 sene orada çalıştım. Sonra döndüm bir sene Türkiye'ye. Ondan sonra Şenol Güneş'le beraber Kore'ye gittik. Seul takımıyla 3 sene çalıştık. Öyle derken işte bütün dünyayı dolaştık ettik ve en son tekrar Amerika'ya döndük. Şu anda işte Kaliforniya'dayım, sizin de bildiğiniz gibi. Orange County'de yaşıyorum. Evet. Eşimle beraber. Evet. Kısacası bu özeti. Şimdi Kozmos derken tabii Türkiye'de tanınan bir Kozmos futbolcusu, bir Trabzonlu Engin var yanlış hatırlamıyorsam. Kozmos Engin, evet, lakaplı. Evet. O da geldi. Engin diye kardeşimiz. Ben o zaman bırakmışım, hocalık yapıyordum bizim takıma. Oynadı bir sene, bir buçuk sene yakın oynadı. Sonra o da ayrıldı, döndü. Evet. Şimdi Kozmos takımı halen faal bir şekilde devam ediyor mu veya çok böyle popüler bir takım mı? Liglerde uzun süreden sonra tekrar başladı. Tahmin ediyorum geçen sene tekrar New York'ta işte sahipleri değişti muhakkak. İsim hakkını aldılar ve şu anda Amerika Ligi'nde mücadele ediyorlar. Siz tekrar futbolla ilgili veya sporla ilgili bir çalışma içerisinde misiniz şu anda Amerika'da? Şimdi zaten ben son Kore'deyken orada evlendim. 2 sene evvel bir proje vardı burada. Bir Soccer Akademi kurma projesi Sacramento'da. Oraya geldim ben. Fakat bazı nedenlerden dolayı proje olmadı. Sonradan da Orange County'de burada dostlarım daha çok, dedim en azından Kaliforniya içinde buraya move edeyim diye işte buraya taşındım. Şimdi tabii ki var bizim spor içimizde her zaman futbol. Tabii antrenör olduğum için bazı gelişmeler var. Şu anda tabii şey yapmıyorum ama netleşmediği için açıklamıyorum. Fakat tabii ki futbolun için olduğu müddetçe futbolla ilgili devamlı hayatım olacak. Bu arada işte belki yurt dışından tekrar bir çalışma imkanı doğabilir. Bir iki şey var, konuşmalar var. Şu anda beklemedeyim. Bekliyoruz. Biliyorsunuz bizim işimizi. Doğru. Bekle oturursunuz, beklersiniz. Bir telefon gelir. Evet. İşte, size cazip, size giderseniz çalışırsınız. Ondan dolayı böyle işte bir ay dolaşıyoruz. Doğru. Pekala. Türkiye'deki futbolun şu andaki konumu, dünyadaki yeri, sizin bir Amerika'dan veya bu kadar yurt dışındaki tecrübelerinize dayanarak Türkiye'deki olumlu olumsuz gelişmeler futbolda ne gibi bir fark var sizin zamanınıza kıyasla? Onu biraz açar mısınız lütfen? Tabii şimdi bizim zamanımızla mukayese ettik, kıyasladığımız zaman çok büyük fark var orada. Bir kere imkan meselesi, maddi manevi. Şimdi şöyle kısa bir iki misal verirsem daha çok iyi net anlaşılır. Mesela ben hatırlıyorum, kaleci oynadığım dönemde Galatasaray'da 4 sene bir tek kaleci formasıyla oynadım. Fazla öyle mesela ne bileyim malzeme yoktu, senede işte bir tane malzeme verirlerdi. Şimdi her gün her maçta 2 tane forma veriyorlar her oyuncuya. Evet. Efendim işte maddi boyutlarını herkes çok çok iyi biliyor. Evet. Tabii ki çok fark var orada. Tabii futbol şimdi bir büyük sanayi oldu. Türkiye'de de mesela rakamlar çok büyük, gelirler, ne bileyim kulüplerin bütçeleri ve zaten şimdi baktığınız zaman artık dünya yıldızları Türkiye'de gelip top oynuyorlar. Tabii bu Galatasaraylı olduğum için değil ama Galatasaray'ın da tabii yurt dışında almış olduğu başarılar, işte UEFA Kupası, Şampiyonlar Ligi'ndeki almış olduğu dereceler, işte geçen sene 16 takıma kalması Avrupa'da, bu sene aynı şekilde öyle Juventus'u yenip falan. Ve Galatasaray tabii çok dünyada tanınan bir takım. Tabii ki bu dünyada yani bu kadar bu çizgiye gelen bir takım için iyi oyuncularla oluyor bunlar. Tabii ki bizim dönemimizde bu dönem arasında çok büyük fark var, biraz evvel de söylediğim gibi. Şu andaki yani şöyle diyeyim, bizim dönemimizde bir sürü sebep bulabilirdik. Kötü oynadığımız zaman veyahut da kötü derece aldığımız zaman. Fakat şu anda oynayan futbolcuların hiçbir, yani bir tane bile kötü bir sebebi yok oynamamaları için. Bütün imkanlar şu anda Türkiye'de mevcut.
Tabii ki Avrupa ile mukayese ettiğimiz zaman bence 1-2 ülkenin, 2-3 ülkenin haricinde futbol hakikaten bizde şu anda iyi bir düzeye geldi, iyi bir seviyeye geldi. Tahmin ediyorum ki eğer böyle giderse çok çok daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum. Peki ben sizin Galatasaraylı olduğunuzu biliyorum. Ben de Galatasaraylıyım. Hatta Galatasaray Kaliforniya Derneği'nin başkanıyım, şu andaki başkanı. Geçen yıldaki şampiyonluk kutlamamıza katıldınız, şeref verdiniz. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Galatasaray'ımızın bu yıl Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalması, hatta bir hepimizin içinden geçen bir, en azından bir yarı final oynaması, finale kadar çıkabilmesi, sizce böyle bir şey gerçekleşmesi mümkün müdür? Şimdi bu güç meselesi, onu söylemek isterim. Şimdi ben zaten 16 takıma baktığım zaman dün kurallar çekilmeden önce hakikaten Avrupa'nın dünya devleri var. Onların arasından yani bir üst gruba, onları eleyip bir üst gruba, ne bileyim yarı finale, finale kadar gelme, hakikaten şimdi doğruyu konuşacaksak çok zor. Ama gönül istiyor ki final oynayalım ve kazanalım. Tabii. Ama bugün yani bu, ne bileyim, önümüzdeki senelerde olmasa bile bir gün olacağına inanıyorum. Tabii ki inşallah öyle bir final oynama şansını yakaladığımız zaman, yani Galatasaray olabilir, herhangi bir Türk takımı olabilir, çok mutlu olurum bir spor adamı olarak. İnşallah hayata gözlerimizi yummadan öyle bir başarıyı, öyle bir zaferi görmek çok isterim. Şimdi bir dinleyicimizden bir mesaj, bir soru geldi, iletildi. Bu konuyu herhalde en iyi siz bilirsiniz. Telegol programı biliyorsunuz TV8'den kaldırıldı, başka bir kanala geçecek. Sizin de kardeşiniz, abiniz Sayın Gökmen Özdenak orada yorumcu. Herhalde sizin bu konuda bir fikriniz vardır. Hangi kanalda ne şekilde yayınlanacak, bize bilgi verirseniz seviniriz. Aynen, şimdi net bir kanal yok. Ben de merak ettim. Hatta iki gün evvel konuştum ne oluyor falan diye. Biliyorsun işte TV8'den ayrıldılar. Şu anda 3 veya 4 tane televizyon kanalıyla Serhat Uluören görüşüyormuş. Fakat net bir şey yok. Bu 4 tane kanaldan bir tanesini seçecekler. Büyük ihtimalle de ikinci yarı programa başlayacaklar gibi bana bir söyleme oldu. Onun için bekliyoruz ama eminim ki en kısa zamanda başlayacaklar. O, aynen, kendisi de öyle söyledi. İnşallah başlarlar. Çok teşekkürler. Bu konuda dinleyicimizi aydınlatmış olduk. Sizin bu konularda başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Veya dinleyicilerimize, Türkiye'deki futbol severlere, Amerika'daki futbol severlere, her takımdan taraftara. Bir de şu aklıma geldi şu anda. Juventus'u eledik, Galatasaray. Ve Avrupa Kupası'nda Trabzonspor'un rakibi Juventus oldu. Bu da çok ilginç. Bu konuda ne diyorsunuz? Trabzonspor'un şansı nedir sizce? Evet, çok haklısınız. Hakikaten çok ilginç. O kadar takım, 30 küsur takım arasından yani Juventus'u çekmeleri beni şaşırttı. Juventus iyi bir takım. Bugün İtalya Ligi'nde en yakın rakibinden 4 veya 5 puan önde tahmin ediyorum. Bu büyük bir başarı. Tabii öyle bir takımı Galatasaray'ın elemesi de çok çok büyük başarı hakikaten. Benim şöyle diyeyim, yani Galatasaray'dan sonra gönlümdeki ikinci takım Trabzon'dur. Çok severim Trabzon halkını, Trabzon insanlarını, Trabzon kulübünü. Tabii ki gönül istiyor ki daha bir zayıf takım çıksın, eleme imkanları olsun. Her ne kadar iyi takım olursa da ben inanıyorum ki Trabzonlu kardeşlerimin son dakikaya kadar mücadele edip tur geçmelerini temenni ediyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Ama zor bir rakip. Bunu da söylemek lazım gerçekçi olmak gerekirse. Burada ilginç bir nokta var yalnız. Ben buna bugün haberlerde, daha doğrusu sabahleyin izledim kura çekilirken. Şimdi Trabzonspor kendi grup birincisi olarak gruptan çıktı. Fakat Şampiyonlar Ligi'nden elenip gelen Juventus'u çekmesi kendi grup birinciliği avantajı değil, tamamen dezavantajı oldu. Çünkü şu anda UEFA Kupası'ndaki en güçlü takım Juventus. Ne diyorsunuz bu konuda? Aynen. Vallahi aynen, ben de onu düşündüm. Yani demek ki o zaman dedim böyle gruptan birinci çıkmak pek avantaj değil. Çünkü hakikaten Juventus'u yani hakikaten çok şanssızlık. Fakat artık yapacak bir şey yok. Çıkmış. Yani bence ilk maçın orada olması avantaj. Eğer orada hani gollü bir
beraberlik gollü bir yani mağlubiyet, yani bir fark mağlubiyet olursa mesela 2-1 gibi, 3-2 gibi yani olacaksa maalesef, inşallah olmaz da temennimiz. O zaman tabii Trabzon'da tahmin ediyorum, çünkü Trabzon seyircisi çok ateşli bir seyirci. O maçta tahmin ediyorum ki Trabzonspor'un çok bir ihtiyacı var onların desteğine. 12. adam olan taraftarlara. O zaman eleme şansları çoğalır diye düşünüyorum. İşte ümidimiz, evet, temennimiz inşallah elerler. Teşekkürler. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen bu kurada ben sabah izledim televizyonda ve Galatasaray Chelsea çıktığı zaman Galatasaraylı yöneticiler son derece memnun. Suratları hepsi gülüyordu. Fakat Chelsea yöneticilerini gösterdiği zaman Chelsea yöneticiler hepsinin suratı asıldı. Mourinho'nun karşısına tekrar çıktı Galatasaray ama bu kez Real Madrid'de değil Chelsea'de Mourinho var. Bir de Trabzonspor umarım Juventus'a bir ikinci bir Türkiye galibiyeti yaşatır. Hepimizin dileği de bu. Ben size teşekkür ediyorum bu güzel sohbetten dolayı. En kısa zamanda tekrar sizi konuk etmek isterim. Söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun lütfen. Ben size çok teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Tekrar bütün bizi dinleyen vatandaşlarımıza buradan sevgiler, saygılar. Yakında görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de. Değerli dinleyiciler, bu haftaki konuğum milli takımımızın ve Galatasaray'ımızın ünlü kalecisi, efsane kalecisi Sayın Yasin Özdenak'tı. Kendisine teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, programımıza devam ediyoruz. Huntington Beach'ten Tuğba Koç için, daha doğrusu Tuğba Koç'un arkadaşı Figen Hanım için istek şarkısı, Muazzez Ersoy'dan Bir Fincan Kahve. Akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Dün akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın bana. Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın. Çok kırıldım ben sana, bunu senden ummazdım. Çok kırıldım ben sana. Bir fincan kahve alsam 40 yıl hatırım vardı. Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı. Hatırım vardı, ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı. Belki görmem bir daha seni ömrüm boyunca. Belki görmem bir daha seni ömrüm boyunca. Üzülüp ağlar mıydın öldüğümü duyunca? Üzülüp ağlar
Bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırım vardı dediğim Vazgeçer Sol. Ve şu andaki şarkımız da İzmirliler için geliyor. Bendeniz'den İzmir. Baltimore'dan Nermin Sever için istek şarkısı geliyor. Muazzez Ersoy'dan Kum Tanesi. Thank you.
gece. Boş ver beni, unuttum belki de. Yüzümde eskiden kalmış tebessümle, seni bugün nerede arar gibi. Kum tanesi kadar özlediysen beni, bununla avunur beklerim seni. Şimdi çok uzaktasın, tutamam ellerini. Belki sen de benim gibi bekliyorsun gel dememi. Şimdi çok uzaktasın, tutamam ellerini. Belki sen de benim gibi bekliyorsun gel dememi. Kırılmadım, üzgünüm sadece. Boş ver beni, unuttun belki de. Yüzümde eskiden kalmış tebessümler, seni bugünlerde ara. Sen beni bununla avunur beklerim seni. Şimdi çok uzaktasın, tutamam ellerini. Belki sen de benim gibi bekliyorsun gel dememi. Şimdi çok uzaktasın, tutamam ellerini. Belki sen de benim gibi bekliyorsun gel dememi. Belki sen de benim gibi bekliyorsun gel dememi. Belki sen de benim gibi bekliyorsun gel dememi. Evet, biraz önce Sayın Yasin Özanak'la bir söyleşi yapmıştık. Futboldan bahsetmiştik. Şimdi Sıla'dan öyle bir futbolla ilgili şarkı geliyor. Sıla ve Gol Gol. Halle baskısı bitmedi gitti,
Sıla'dan dinledik Gol. Azeri sanatçı Alihan Samedov'un bestesi Sen Gelmez Oldun. Enstrümantal dinliyoruz. Depremzedeler için Coats for Kids, Boots for Kids projeleri başlamıştır. Gelin hep beraber el ele verip bu depremzede çocuklarımıza yardımcı olalım. Yardım yapmak için Bridge to Turkey Fund web sayfası ya da Facebook sayfasında gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Vergiden iade alabileceğiniz $15'lık bir bağış en azından bir çocuğumuza bir ceket soğuk kış günlerinde ısınmalarına biraz da olsa fayda katabilecek bir şey. Lütfen el ele verip Van'daki depremzede çocuklarımıza yardım edelim. Coats for Kids projesine destek olalım. Bridge to Turkey Fund Facebook sayfası ve Bridge to Turkey Fund web sayfasında bilgileri bulabilirsiniz. Tax deductible, PayPal üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının ortaklaşa oluşturduğu Los Angeles grubu İstanbul United California 13 Aralık Cuma akşamı Los Angeles'ta toplanarak bir fundraiser gerçekleştirdi. Çok başarılı geçen bu gece toplanan para ve bağışlar
Los Angeles'ta yapılması planlanan Atatürk Anıtı'na bağışlanacak ve Atatürk'le ilgili, Türkiye Cumhuriyeti'yle ilgili, Yayık Cumhuriyeti'mizle ilgili bütün projelerde harcanmak üzere bu para Ata Esi Derneği'mize bağışlanacaktır. Birincisi yapılan bu etkinlik önümüzdeki aylarda Orange County, San Diego, Sacramento, San Francisco, Kaliforniya'nın bütün şehirlerinde devam edecek şekilde yapılacaktır. Geceye katılan, bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza, duyarlı insanlarımıza hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. İstanbul United, Kaliforniya. Sıra geldi Kenan Doğulu'nun şarkısına. Kız Sana Hayran. Tarkan'dan Sevda'nın Son Vuruşu. Müzik
nefes bu gece sevdanın son vuruşu. Sen hiç böyle sevdin mi? Sen hiç böyle oldun mu? Baş eğdim yine aşka ama bu son saygı duruşu. Sen hiç böyle sevdin mi? Sen hiç böyle oldun mu? Baş eğdim yine aşka ama bu son saygı duruşu. Seni karanlıklara bırakmak istemezdim. Anılarımız olmuş çiçekle süslemezdim. Ardından acıtacak bir tek söz söylemezdim. Ben hiç hak etmedim ki böyle unutuluşum. Sen aşk çek güneş bulut sanmışsın. Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın. Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın. Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu. Sen aşk çiçek böcek güneş bulut sanmışsın. Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın. Sen artık benden sonrasın. Sevdanın son vuruşu. Bir istek şarkı. Folsom'dan Fethiye Miller için. Melike Demirağ'dan Arkadaş. Bundan sonraki şarkı olacak. Şu andaki şarkımız Levent Yüksel'den Bu Aşkın Katili Sensin. Böyle kaldı dağı ilk
yazık kısa sürdü. Bu aşkın katili sensin. Teslim ol, suçlusu sensin. Bir sen var senin içinde. Hem bıçak hem yara sensin. Bu aşkın katili sensin. Teslim ol, suçlusu sensin. Sen var senin içinde. Hem bıçak hem yara sensin. Gördüğüm o gün ne güzel gündü. Öyle büyük sevdim ki yürek böyle karlı dağı ilk kez gördü. Dalmışım gözlerine, uyumuşum sözlerinle. Yazık kısa sürdü. Bu aşkın katili sensin. Teslim ol, suçlusu sensin. Bir sen var senin içinde. Hem bıçak hem yara sensin. Bu aşkın katili sensin. Teslim ol, suçlusu sensin. Bir sen var senin içinde. Hem yara sensin. Bu aşkın katili sensin. Teslim ol, suçlusu sensin. Bir sen var senin içinde. Hem bıçak hem yara sensin. Bu aşkın katili sensin. Levent Yüksel'den dinledik. Bu aşkın katili sensin. Folsom, Kaliforniya'dan Fethiye Miller'in istek şarkısı. Melike Demirağ'dan Arkadaş. Duydudur arkadaş.
öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe, gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir, ayrılsak bile koparırız. Melike Demirağ'dan arkadaş şarkısı tüm arkadaşlara, dostlara gitsin. Gökhan Tepe'den adı aşk olsun. Al beni yeni baştan yaz, cümleler kurup hayatı dolduralım. Her gece nefesinle uyut, saati kurup zamanı durduralım. Aklıma gelince ağlarım gülerim, kendime zor günler geçmiş kutlayalım. İstersen adını hiç koymayalım, nazarlardan korusun diye Allah'ım. Yıllarca başımız bir yastık, İstersen adı aşk olsun diyelim, zor günler bize ders olsun güzelim. Her sevene nasip olmazmış böyle, kıymetini baştan yaz, cümleler kurup hayatı dolduralım. Her gece nefesinle uyut, saati kurup zamanı durduralım. Aklıma gelince ağlarım gülerim, kendime zor günler geçmiş kutlayalım. Sen adını hiç koymayalım, nazarlardan korusun diye Allah. Yıllarca başımız bir yastıkta, birlikte yaşlanalım. İstersen adı aşk olsun diyelim, zor günler
kıymetini bilelim. Gökhan Tepe'den dinledik, adı Aşk Olsun. Yine eskilerden bir şarkı, İzel seslendiriyor. Türküz, doğruyuz, çalışkanız biz. Biz hep böyleyiz. Canlı yayın burada sona eriyor. Beni dinlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Hiç ummadığınız bir anda, beklemediğiniz bir yerden çok güzel bir haber alın. Hoşça kalın.